Açıkçası doğru bir adım. Politika açısından baktığımız zaman benim de bir süredir önerdiğim ve beklediğim bir adımdı. Tabii iki türlü etkisinin olacağını düşünüyorum ben. Birim maliyetleri burada baktığımız zaman gerileyecek. Çünkü enerji üretimin önemli bir girdisi ve buradaki %10'u da aşan bir indirime gidilmiş olması otomatik olarak maliyetleri aşağıya çekecek ve üretimi teşvik edecek bir durum. Tabii üretimin artması, büyümenin de desteklenmesi anlamına geliyor. Ve bununla birlikte maliyetlerin gerilemesi ilerleyen haftalarda ve aylarda enflasyonu da geri çekebilecek bir adım. Çünkü bu üretimde maliyetlerin düşmesi otomatik olarak bir yerden sonra fiyatların da gerilemesini beraberinde getirebilir. Yani hem büyüme açısından hem de enflasyonun gerilemesi açısından bence gayet makul ve yerinde bir adım olarak değerlendirebilirim. Sizin de bahsettiğiniz gibi hem petrolden hem de doğalgazda fiyatlar geriledi. Koronavirüs döneminde bunu çok sert bir şekilde yaşadık ve önümüzdeki süreçte eski fiyatları çok hızlı bir şekilde görebileceğimi düşünmüyorum. Doğalgazda özellikle yeni kontratlarla birlikte fiyatların daha da düşmesi söz konusu olabilir. Tabii üretim, doğalgaz üretiminde de yeni teknolojilerle birlikte bu üretim maliyetleri de azalıyor. Bu dolayısıyla enerji fiyatlarında da kendini hissettiriyor. Alternatif enerji kaynaklarına Türkiye çok fazla yatırım yapıyor. Bunun meyvelerini de toplamaya başladı. Önümüzdeki yıllarda da daha fazla burada biz pozitif gelişmeler bekliyoruz. Dolayısıyla eğer enerji maliyetlerimizi sürdürülebilir bir şekilde geriletirsek bu hem büyüme ayağında hem de enflasyon ayağında ülke ekonomisi için oldukça pozitif bir haber olarak bize geri dönebilir. Evet hocam, bugünlerde aslında en çok konuştuğumuz konulardan birisi herhalde dış ticaret, özellikle pandemiyle birlikte. Yarın elbette Haziran ayı rakamlarını açıklayacak Türkiye İhracatçılar Meclisi, ama dış ticaret istatistiklerinden de konuşalım dilerseniz. Bugün çünkü geldi Mayıs ayına ilişkin. Genel ticaret sistemine göre ihracatın %40,9, ithalatın %27,8 azaldığını görmüş olduk. Ocak-Mayıs döneminde, yani 5 aylık dönemde ihracatın %19,7, ithalatınsa %5,2 azaldığını görüyoruz. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu rakamları? Bu süreç için normal midir? Yoksa ucuz atlattık diye nitelendirebilir miyiz diğer ülkelerle kıyasladığımızda? Şimdi baktığımız zaman bu da beklenen bir veri. Açıkçası beni çok fazla şaşırtmayan verilerden bir tanesi. Çünkü bu pandemi sürecinde en büyük ticaret partnerlerimizden biri olan Avrupa Birliği ekonomisi ciddi anlamda bir sarsıntı geçirdi. Ve bu yıl IMF rakamlarına göre %7,5 daralması bekleniyor. Almanya, İtalya, İngiltere, Fransa istisnasız ekonomik anlamda bu sene negatif büyüyecekler. Dolayısıyla en önemli ihracat pazarlarımızın daralması otomatik olarak bizi engelliyor. Bizim büyümemizi de aşağıya çekiyor. İhracat rakamlarını da aşağıya çekiyor. Tabii sadece ekonomik büyümenin gerilemesi değil ihracattaki temel sıkıntı. Hani ürettiğiniz ürünü taşımak da pandemi sürecinde oldukça zor hale geldi. Yani lojistik imkanlar oldukça sınırlandı. Ve üretseniz de sipariş olsa da bunu ulaştırabilme konusunda zaman zaman zorluklar çekildi. Ama öteki taraftan Türkiye'ye baktığımız zaman özellikle kamunun yatırımlar anlamında fren kesmedi. Dolayısıyla dışarıdan ithal ettiğimiz ara mallarındaki azalış ihracatın azalışının altında kalıyor. Dolayısıyla ithalat %40'lı rakamlarda gerilerken ithalatta ise %20-25'li rakamlarda bir gerileme yaşadık. Bu hem Mayıs ayı içerisinde bu doğru, hem de bu aradaki makas, yani 13-14 puanlık makas Ocak-Mayıs dönemi içinde geçerli. Dolayısıyla dış ticaret açığında bir artış var geçen seneye göre. Tabii şunu da hesaba koymakta fayda var. Geçen yıl 2019'un ilk yarısında Türkiye ekonomisinin yavaş büyüdüğü bir dönemdi. Dolayısıyla ithalat çok hızlı bir şekilde gerilemişti ve ihracat ise kur şokundan dolayı hızlı bir şekilde büyümüştü ve ihracatın ithalatı karşılama oranları %90'lı rakamları görmüştük ki Cumhuriyet tarihinde çok sık gördüğümüz rakamlar değildi.
Dolayısıyla hani geçen senedeki ivmeyi bu sene yakalamamız şu an için en azından ilk yarı için çok mümkün değil. Çünkü hani ortada bir pandemi gerçeği var. Hani o yüzden bu rakamları da bir şekilde böyle değerlendirmekte de fayda olduğunu düşünüyorum.